Merhaba arkadaşlar, YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz. Sadık Uygun yayınlarının LYS Spotlu Soru Bankası'nın çözümüne devam ediyoruz. Test 33'e geldik arkadaşlar. Konumuz basit makineler. Hemen teste başlayalım. Evet, ne demiş? Basit makinelerin çalışma prensipleri günlük yaşamda bizlere kolaylık sağlar. Buna göre bu kolaylıklar hangileri olabilir? Mesela neydi? Daha az kuvvet kullanmak. Evet, hatırlıyorsanız. İş aynı kalmak koşuluyla. Hani neydi? F çarpı delta x'ti. Bu aynı. Yani iş ya da enerjiden kazanç olmaz. Hatta bak, daha az enerji harcamak diye bir ifade olamaz. İş ya da enerji aynı. Kuvveti küçük yapıp yolu büyütebilirsiniz. Ya da tam tersi, kuvveti büyütüp yolu küçültebilirsiniz. Bu o zaman birincisi evet. İkinciye gitti zaten arkadaşlar. Enerji harcama kısmını geçtim. 3 numara, kuvvetin yönünü değiştirmek olabilir mi? Evet. Buna en güzel örneklerinden bir tanesi arkadaşlar, bakın. Sabit makaraların görevi budur. Ne gibi? Bir P yükünü. Siz F kuvvetiyle böyle çekebilirsiniz. Bakın, F'i aşağıya doğru uyguluyorum. P yukarı çıkıyor. Değer anlamında size hiçbir avantaj sağlamamıştır. Fakat yön anlamında evet. Dolayısıyla 1 ya da 3 olabilir arkadaşlar. Evet, bir başka çalışmamız arkadaşlar. Şekildeki ceviz kıracağı verilmiştir. Buna göre işaretlenen 1, 2, 3 numaralı yerlere kuvvet, yük ve destek yazılmak isteniyor. Buna göre doğru sıralama nedir? Bakın, bu nokta sabit noktanız değil mi? O zaman burası nedir? 1 numara destektir arkadaşlar. Değil mi? Destek. 2 numara ne yapıyoruz? Biz şuraya cevizi yerleştiriyoruz, değil mi? Ve ne yapıyoruz? Buradan kuvvet uygulayarak biz bunu kırıyoruz, değil mi arkadaşlar? O yüzden 2 numara nedir? Destek dediğiniz yerden bir miktar ileride koyduğunuz ceviz dediğiniz şey bizim için nedir arkadaşlar? Yüktür. Üçüncü yerden de kuvvet uyguladığımıza göre burası da kuvvetin yeridir. Yani dolayısıyla destek, yük, kuvvet diye bir sıralama bulacağız arkadaşlar. Evet. Üçüncü bir soru. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda neydi? H sabit tutularak S arttırılırsa dengenin yeniden sağ. Şimdi bakın arkadaşlar, ne vardı? Hatırlatalım. X'in ağırlığı nereye doğruydu? Buraya doğruydu, değil mi? Buna X diyorum kısaca. Hatırlıyorsanız bu ipe de T dersek ne yapıyorduk? Hani herkes kendi düzlemindeydi. T hangi düzlemde? S'de. O zaman T çarpı S. X hangi düzlemin üzerine duruyor? H'ın üzerinde. O zaman X çarpı H. Ne diyor size şimdi? H sabit tutularak S arttırılıyor. H sabitken S'yi arttırdığımıza göre, değil mi? O zaman ne oldu arkadaşlar? T dediğiniz şey ne oldu? Dikkatini hatta çekelim. X çarpı H bölü S'ye göre. Bu aynı iken bu büyüdüğüne göre T'nin değeri azaldı mı? O zaman bu değer azaldığına göre sizin burayı azaltmanız gerekirdi, değil mi? Çünkü neden? T'lerin toplamı değil mi Y zaten? O yüzden bu tarafı azaltmak akla gelebilir. Ya da tek çare, bir başka akla gelebilecek bir şey daha var. X'i arttırmak akla gelebilir. O zaman X'i arttırmak, Y'yi azaltmak. Bak, K makarası bu taraftan. Burası azalanlar tarafıydı. O yüzden arttırmak olumsuzdur. 1 ve 2 uygundur arkadaşlar. Evet. Yarıçapları R ve 3R. Bakın, buralara dikkat edin. R, şuraya 2R yazması demek 3R. Buralarda çok tuzağa düşüyoruz. Dikkatli oluyoruz. Ortak merkezdir. L dişlisi ok yönünde 2 tur dönerse. Bakın, eş merkezlerin özelliği neydi? Bu da 2 tur dönüyordu. Ve bu arada ne yapacak? Bu zincir bunun etrafında bir tur sarıldı. Bir daha sarılacak 2 tur. Bunun çevresi ne kadar? 2 pi r, değil mi? 2 kere etrafına sararsak o zaman burası ne kadar yukarı çıkacak? 4 pi r. Bunun çevresi ne kadardı arkadaşlar? Bunun çevresi 2 pi 3 r, değil mi? Yani 6 pi r. 2 tur sardım. O zaman bakın, bu da ne yaptı? Böyle hareket ettiğine göre 12 pi r'de burası yukarı çekti mi? Şimdi bakın, M makarasını tekrardan şuraya alıyorum. R yarıçap. Burası ne kadar çekilmiş? 12 pi r. Şurası ne kadar çekilmiş? 4 pi r. Şimdi bunların özelliklerini hatırlatalım. Neydi arkadaşlar? Hani çektiğiniz zaman bir hareketli makaranın özelliği neydi? Yarısı dönme. 12 pi r'nin nedir? 6 pi r'si şöyle dönme verirken 6 pi r'si bunu yukarı çıkartacak. 4 pi r'nin görevi ne? 2 pi r'ye döndürmek, 2 pi r'ye yukarıya çıkartmak. Ne kadar döner diyor. O zaman bu yukarı ya da aşağı çekmeleri hemen iptal ettim. 6 sağa dönmek istiyorsunuz. 2 de sola dönmek istiyorsanız o zaman bu arkadaş ne yapacaktır? Toplamda 6 sağa, 2 sola olduğuna göre 4 pi r'ye döner mi arkadaşlar? Bunun çevresi ne kadar? Bakın, bunun çevresi ne kadar? 2 pi r, değil mi? 4 pi r'ye döndürmekle siz 2 pi r'yi kaç tur döndürürsünüz? O zaman çarpı 2 tur yaparsam, o zaman arayacağınız cevap da 2 tur dönmesidir. Evet. Şekildeki palanga sisteminde P ağırlığındaki K cismini dengeleyen F kuvvetinin büyüklüğü makaralar ağırlıksızken F1'miş. Bakın, ipin başladığı yer, çengelden uyanabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya çekeceğiniz bir çizgi bu iş için ipucudur. Yani bunun altındakileri siz taşıyorsunuz. Bakın,
Şuradaki ip aynı ip değil miydi? Bakın burası F. Burası da F. Burası da F. Burası da var aşağıya taşıyan. Yani 4 tane F. Eğer F1 diyelim hatta buna. Şu anda makara ağırlığı yokken F1 demiş. Makara ağırlığı olmadığına göre sadece buradaki bir P yükünü taşıyor mu? O zaman F1'in cevabı ne oldu arkadaşlar? P bölü 4'tür. İkinci durumda makaraların her birinin ağırlığı P ise. Yine bakın 4 tane F ve bu durumda F2'ymiş. O zaman 4 tane F2. Şimdi işte bu çizginin bir güzelliği var. Bu çizginin altındakilerin hepsini siz taşıyorsunuz. Bu makaranın ağırlığı P. Bu da P. Bir tane de P ağırlığı olduğuna göre 3P oldu mu? O zaman F2'nin cevabı da 3P bölü 4 mü? Bunların oranı sorulmuş. Bölü 4'ler giderse arayacağımız cevap nedir arkadaşlar? 1 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Evet. Bir başka soru. Merkezlerinden geçen eksenler etrafında dönebilen kasnaklarla çekirdek düzenek kuruluyor. Buna göre K kasnağı hangi yönde kaç tur dönerse X cismi 4R kadar yükselir. Bakın önce bunun yukarı çıkmasını istiyorum değil mi? Ne yaparım? Bunu o zaman böyle döndürürüm. Bu da böyle. O zaman bu aynı yönde. Bu da böyle. Bu böyle döndüğüne göre o bu ne yaptı? Bir yönde dönmesi gerekiyor. O zaman bir kere yönlü olarak bir yönde anlaştık. Şimdi gelelim. Bunun çevresi ne kadar arkadaşlar? Şuradakinin çevresi 2 pi çarpı 2R değil mi yarıçap? Pi'yi de 3 al demiş. Alalım. 2 çarpı 3 çarpı 2R'den ne kadarmış? 12R. Bakın bunun çevresi. Ne kadar istiyor sizden? 4R. 12R tam turdu. 4R olduğuna göre o zaman bu adamın ne kadar tur atması lazımmış? 1 bölü 3 tur atması gerekir miymiş? Renk değiştirelim. Şimdi bundan sonra dikkatli. Eş merkezlerde o zaman bu neydi? Bu 1 bölü 3 tur atarsa. Bu da 1 bölü 3 tur attı mı? Şimdi dikkat edin. Şu arkadaş kime bağlanmış? Buna bağlanmış. Başlayalım. Bunun yarıçapı kaç? 3R. 3R olan 1 bölü 3 tur attığına göre R olan X tur atar. O zaman X'in cevabı ne oldu? 1 tur. O zaman şu adam 1 tur attı mı? Eş merkezi olunca bu da mı 1 tur attı? Bir daha bir renk değişikliği yapalım. Ne oldu? Şuradaki arkadaş kime bağlı? Şuna bağlı, değil mi? O zaman ne oldu? Bakın bakıyorum. Bu neyi? Dıştakine bağlı. 2R olan 1 tur atıyorsa bu R yarıçaplı Y tur atar diyelim. Y'nin cevabı da ne oldu? 2 tur. O zaman demek ki K ne yaptı? 2 tur atacakmış. Yönünü de bir yönde bulmuştuk zaten arkadaşlar. Cevabımız Bursa şıkkındaki gibi olacak arkadaşlar. Bakın kolay sayılabilecek bir soru. Ağırlığı önemsiz makaralarla kurulmuş sistemler dengedeyse. Bakın hemen. Şimdi burada şu ipi bilmiyoruz değil mi? O zaman buradan başlayalım. Bak bu kimi taşıyor? Sadece 2P. O zaman bu ip 2P ise hala aynı ip olduğuna göre bu da 2P mi? T1 kimi taşıyor? Bakın. Makara ağırlığı da olmadığı için bununla bunun toplamını taşıdığına göre arayacağımız cevap nedir hemen? 4P. Buraya bakıyoruz. Aynı olay. Bakın 2P burada. Aynı ip olduğu için burası da 2P oldu mu? 2 ile 2 taşınca bu ip ne oldu? 4P. P ile 4P'yi bu taşıyınca o zaman toplamda kimi taşımış oldu? 5P'yi. O zaman T1'in cevabı 4P'ydi. T2'nin cevabı da 5P'ydi. Oranları sorulmuş arkadaşlar. 4 bölü 5'tir cevabımız. Evet, test 33'ün sonuna geldik arkadaşlar. 34'te görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.